Bu da pistonun altındaki sıvının valfi iterek açmasına ve üst odaya akarak sönümleme kuvveti yaratmasına neden olur. Sıkıştırma zamanı esnasında gaz, pistonun altındaki sıvıya büyük bir basınç uygulayarak üst odaya yavaş ve akıcı bir şekilde akmasına neden olur. Bu da dengeli bir sönümleme kuvveti yaratır. Geri sıçrama yüzünden piston rodu yukarı doğru hareket ettiği zaman pistonun üst kısmında bulunan sıvı valfi açar ve aşağıdaki odaya akarak bir sönümleme kuvveti yaratır. Genişleme zamanı esnasında gaz basıncı silindirden çıkarken piston rodu tarafından yeri değiştirilen sıvının hacmine eşit miktarda bir mesafede serbest pistonu yukarı doğru iter. Bu şekilde serbest piston sıvıya basınç uygular. Bu tür amortisörlerde yüksek basınçlı gazdan gelen basınç daima sıvıya uygulanır. Sıvı yüksek hızda aksa dahi basınç düşmez. Bu şekilde de boşluk oluşmaz. Sıvı ve gaz tamamen ayrıldığı için hava oluşması da önlenir. Şimdi viraj alma esnasında gövdenin yuvarlanmasını azaltan dengeleyicilere yakından bakalım. Araç virajı döndüğü zaman merkez kaç kuvveti yüzünden gövde kavisin dışına doğru eğilir. Gövde çok fazla eğilirse sürüş konforu azalacak ve tekerleklerin yol yüzeyiyle teması kaybolup aracı dengesiz hale getirecektir. Bu tip problemlere özellikle bağımsız süspansiyonlar açıktır. Denge çubuğu sadece merkez kaç kuvvetinden kaynaklanan aracın eğilmesini azaltmak için değil, aynı zamanda tekerleklerin çekiş kuvvetini de geliştirmek için takılır. Genellikle denge çubuğunun uçları sol ve sağ alt süspansiyon kollarına takılır. Çubuğun ortası şasiye veya zemin yapısının bir yerine monte edilir. Sol ve sağ tekerlekler aynı yönde ve aynı miktarda yukarı ve aşağı hareket ettiği zaman denge çubuğuna burulma uygulanmaz ve direnç yaratılmaz. Ancak viraj dönme esnasında iç tekerlekler yol yüzeyiyle teması kaybedecek ve dış tekerlekler aşağı bastırılacaktır. Bu da denge çubuğunun bükülmesine neden olur. Oluşturulan yay basıncı aracın eğilmesini azaltır ve gövdeyi aynı seviyede tutar. Sürüş konforunu azami düzeye çıkartmak için süspansiyonda yumuşak yaylar kullanıldığı zaman veya bağımsız süspansiyon kullanıldığı zaman eğilme, viraj alma esnasında özellikle ciddidir. Bu yüzden ön süspansiyonda genellikle bu tür denge çubuğu kullanılır. Ancak bazen arka süspansiyonlarda da kullanılır. Süspansiyonlar yapılarındaki farka göre sabit akslı veya bağımsız olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sabit akslı süspansiyonda sol ve sağ tekerlekler bir aksla bağlıdır. Süspansiyon yaylar vasıtasıyla gövdeye monte edilir. Yapı basit ve sağlamdır. Ancak aracın bir tarafı bir engebeden geçtiği zaman aracın tümü eğilir. Sol ve sağ tekerlekteki hareketler birbirini etkilediği için sallanma ve sarsılma daha kötüleşir. Bağımsız bir süspansiyon, sol ve sağ tekerleklerin yukarı ve aşağı bağımsız bir şekilde hareket etmesini sağlar. Tekerleğin bir tarafı bir engelden geçtiği zaman araç sabit akslı süspansiyonu olan araçlara göre daha az eğilir. Bağımsız süspansiyon gövdenin hareketini sınırlar ve konforlu bir sürüşle yüksek yönlenme becerisi sağlar. Ancak yapısı diğerlerine göre karmaşıktır.
Şimdi sabit akslı süspansiyon türlerine bir bakalım. Makas yay. Bu tür süspansiyonda yaprak yay yol yüzeyinden alınan sarsıntıları sönümler. Bu tip süspansiyon aynı zamanda aksı yerinde tutmak için bir süspansiyon kolu olarak da işlev görür. Yani doğru konumlamayı sağlamak için bir bağlantı kolu sistemine gerek yoktur. Yapısı basit ancak yine de güçlüdür. Bu yüzden otobüslerde ve kamyonlarda bu tür süspansiyon kullanılır. Helezon yaylar dört bağlantılı süspansiyonlarda kullanılır. Bu tür süspansiyonda yaylar aksi yerinde tutamaz. Bu yüzden sol ve sağ tarafların her ikisine de iki bağlantı kolu takılır. Alt kontrol kolu çifti uzunken diğer üst kontrol kolu çifti kısadır. Aksın boylamasını hareketini sınırlarlar. Yanal kontrol çubuğu yanal destek sağlar. Burada aks bir bağlantı koluyla yerleştirilmiştir. Bu yüzden yumuşak yaylar kullanılabilir ve sürüş konforu iyidir. Helezon yaylar aynı zamanda burulma kirişli süspansiyon kol tipinde de kullanılır. Bu tür süspansiyonda sol ve sağ çekme kolları aksı önden çekerek boylamasını hareketi sınırlar. Yanal kontrol çubuğu yanal destek sağlar. Basit ve kompakt bir yapıya sahip olan bu sistem yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlar. Önden motorlu, ön tekerden çekişli kompakt otomobillerin arka süspansiyonu için kullanılır. Şimdi bağımsız süspansiyonlara bakalım. Tipik bir örnek, daha önce açıklanan çift salıncaklı türdür. Lades, bir kuşun göğüs kemiğidir. Bu kemiğe benzer bir üst kol ve alt kol, tekerleği boylamasına ve yanal yönlerde destekler. Bu tür en çok önden motorlu, arka tekerden çekişli araçların ön ve arka süspansiyonları için kullanılır. Bu MacPherson gergi çubuklu tip en çok önden motorlu, ön tekerden çekişli araçların ön süspansiyonu için kullanılır. Bu tip süspansiyona gergi çubuklu denir. Çünkü amortisör özellikle ön tekerlekler için kullanıldığında aynı zamanda süspansiyon için destek görevi de görür. Bu süspansiyon tasarımcısının ardından MacPherson gergi çubuklu tip olarak adlandırılmıştır. Amortisörü içeren gergi kolunun üst ucu gövde üzerine monte edilir. Bir ünite oluşturulan alt uç ve direksiyon mahzalı alt kol vasıtasıyla gövde üzerine monte edilmiştir. Gergi çubuğu bağlantı kolunun bir parçası olarak işlev görür ve alt kolla birlikte boylamasına ve yanal destek sağlar. Gergi çubuğu aynı zamanda serbest bir şekilde dönebilir ve king pin olarak çalışır. Bu türün özellikleri arasında az sayıda parçaya sahip olması, her parçada çok sayıda işlev ve ağırlığının hafif olması yer alır. Süspansiyonun az yer kaplaması yüzünden bu süspansiyon kompakt, hafif ağırlıklı araçlar için uygundur.